çıtalarda muhakkak üst taraflarda bal kemerini yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar, şu kısımlarda. Neden? Çünkü kışın arı çok rahat hareket edemeyecek, dıştaki balları alamayabilir. O yüzden işte bazen hani deniyor, stoğu da var ama arı açlıktan öldü deniyor. Çünkü ulaşamıyor soğuk havalarda. O yüzden muhakkak bal kemerimiz olması lazım. İlk önce bunları yemeye başlıyor arımız. Buradan sonra dışarı doğru gidiyor, bahara doğru. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 7 Kasım 2021. Yer kuşası aydın Türkiye. Hava sıcaklığımız yaklaşık olarak 20 derece. Şimdi kışa girmeden kovanımızın durumuna bakalım. Bal stoğu yeterli mi, yeterli değil mi? Ve ne kadar bal stoğu bırakmamız gerekiyor? Onları hep beraber değerlendirelim arkadaşlar. Bunlar hatırlarsanız rahmetli Muhsin Doğrul hocamızın yöntemiyle bölmüş olduğumuz, koloni yönetim sistemiyle bölmüş olduğumuz kovanlarımız. Durumlar bu şekilde. Arımız sakin. Sakin olduğu zaman biliyoruz ki stoğu yeterli. Hastalık yok ve dışarıdan tehdit almamış durumdadır. Sakin, gördüğünüz gibi. Şimdi şerbetlikten başlayalım çıkartmaya. Yarım şerbetliğimiz. Çünkü arı iyice sıkışmış artık. Şöyle yavaş. Arımızı fazla hırpalamadan, gördüğünüz gibi şerbetliğin altı, işte yarım şerbetliğin önemi bu arkadaşlar. Muhakkak burayı sırlattırıyoruz petiğimizi. Erkek arı gözü olduğundan dolayı arımız kışın buradan balı daha rahat alır her zaman. Ve burada arının çalışması, genişlemesi açısından bir alan mesafe oluşturur, meydan oluşturmuş oluruz. Bunu korsam arılar izleyebilir. Bunu tekrar içeri alayım ben. Yarım şerbetliğin önemi tekrar arkadaşlar. Hani rahmetli Muhsin Doğrul hocamız diyor ki her kovanda yaz kış olması gereken materyallerden bir tanesi bu. Şuradan son çıtadan başlayalım. Maşallah. Bayağı kadar sıkışık arımız. Son çıta her zaman stok çıtasıdır. Artık arımız ortaya doğru kuluç kanalını dağıtmıştır muhtemelen. Evet, gördüğünüz gibi bunlar hani indirdiğim zaman, hani son zamanlarda doluydu bunlar, boşaltmış. Bunu alacağız buradan arkadaşlar. Bu çıtayı muhakkak almamız gerekiyor. Çünkü arı da tam olarak basamıyor. Kışa girmeden önce bunu alıyoruz buradan. Artık mümkün olduğunca daraltmamız gerekiyor. Bu da diğer çıtamız. Evet, gördüğünüz gibi bunda da az bir şey var. Arkasında yok. Zaten bu tam olarak kabartamamış bunu. Bunu da alacağız. Bakalım bunlardaki durum nedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bal stoğu bu. Kışa bırakacak olduğumuz çıtamız komple, gördüğünüz gibi dolu bir çıta bu. Bir. Bu stok çıtamız. En kenarda emniyet olarak durması gereken çıtamız. Gördüğünüz gibi stok çıtamız 2. Altlarda polen var. Bunu da bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi en az 3 çıta olması lazım. Yani yaklaşık 10 kilo bal bırakmamız lazım bir kovan için. En az, bu da en az, minimum. Daha da fazla bırakırsak hem bahar için daha iyi olur. Hem kışın hiçbir stres çekmemiş olur arımız. Bakalım bu durum nedir? Evet. Kapalı alan yavruları. Hala daha üretime devam ediyor. Bakalım günlük var mı? Şu anda buralarda günlük yok. Artık daralmaya başlamış. Arkasındaki durum nedir? Arkasında da aynı şekilde kapalı yavrular var. Aşağıda günlükleri görebilmiyorum. Şurada bir tane arımız çıkmak istiyor. Gördüğünüz gibi çıkıyor şu anda. Şurada hareket ediyor. Gayet güzel. Kışa girerken genç yavrular attırmayı başarmışız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kek beslemesi. 2'ye 1 şurup beslemesi. Azar azar.
Yani şebekliği komple doldurmamıza gerek yok arkadaşlar. Azar azar mümkünse 2 güne bir, 3 güne bir bitirikçe vermekte fayda var 15 gün süreyle. Ama benim gibi aracı arkadaşlar haftada bir kere gelebiliyorsa şebekliği doldurmakta fayda var. Sonuç çoğaltmış olur. Evet. Gördüğünüz gibi komple larvalı. Görebiliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Komple larva var. Arkasında da anarımız zaten burada. Hemen kendini gösterir sağ olsun. Burada geziyor. Yumurtlamak için yer arıyor. Tabi dolu her taraf. Günlükler var burada. Maşallah genç arımız. Her zaman genç arının faydalıdır arkadaşlar. Genç anayla çalışmak faydalıdır. Şu anda ikinci çıta yavrulu alan. Muhtemelen öbür tarafa da çıktığı zaman basacaktır oraya da. Ya da günlük de varsa göremedik. Hop. Evet. Komple ya kapalı. Gördüğünüz gibi. Gayet düzgün, düzenli. Ne oldu? Üçüncü çıta yavrulu alanımız komple kapalı. Bunlar da çıkmak üzere. Çünkü epey kararmış üzerleri. Üç çıtamız. Yavrulu çıtamız kışa girmeden önce gayet güzel ve başarılı. Çünkü hani arıların da artık kışa girmeden önce ömürleri uzun oluyor. Ve kovan daha da yoğun bir şekilde kışa girecek. Biraz kırık duman vermek istiyorum. Araya mümkün olduğu kadar sakin davranın arkadaşlar. Sakin davrandıkça onlar da size sakin davranır. Herhangi bir zehirlenme, hastalık belirtisi yoksa ve stoğu da iyiyse çok saldırmaz. Saldırması narindir. Tabi ırk önemli. Bakalım burada yavru durumu nedir? Evet arkadaşlar buralarda da ortada günlükler var. Anarımız buraya da basmış. Yani çok çıkmak üzere olan son gözleri var. Arkasında da aynı şekilde günlükleri görüyorum tam ortalarda. Belki hani kameradan gözükmeyebilir. Çıkmak üzere kapalılar var. Kenarlarda polenler var. Gayet güzel. Bir hususta şuradan şunu göstereyim. Şurada çıtalarda muhakkak üst taraflarda bal kemerini yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu kısımlarda. Neden? Çünkü kışın arı çok rahat hareket edemeyecek. Dıştaki balları alamayabilir. O yüzden işte bazen hani deniyor. Stoğu da var ama arı açlıktan öldü deniyor. Çünkü ulaşamıyorlar soğuk havalarda. O yüzden muhakkak bal kemerimiz olması lazım. İlk önce bunları yemeye başlıyor arımız. Buradan sonra dışarı doğru gidiyor. Bahara doğru. Bu şekilde kapalı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli. Eğer kapattıramıyorsak bol bol şerbet verip bunları kapattırmamız gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi arkadaşlar 4 tane yavru çıtamız var. 2 tane ballı çıtamız var. Ve bunların üzerlerinde de var. 1'er kilo da bunları da olsa. En son hesabını yaparız şimdi. Buna da bakalım. Bundaki durum nedir? Maşallah bu da dolu. Evet. Kışa girerken stok. Budur yani arkadaşlar. Hiç risk almayalım. Altları polen dolu, üstleri bal dolu. Gördüğünüz gibi kışa girerken durum bu. Şimdi hesaplayalım arkadaşlar. 3'er kilo olsa 3, 6, 9. Bunlar da 1'er kilo olsa 9, 10, 11, 12, 13. 1 kilo da bunda var. 14 kilo balımız var en az. Minimum 14 kilo balımız var. Yavrulu alanımız 1, 2, 3, 4 çıtamız gayet başarılı. Yavru düzeni gayet güzel. Bu şekilde kışlamayı alıyoruz arkadaşlar aramızı. Bundan sonrası artık bahara kadar bu şekilde devam edecek. Havalar şu anda iyi. Bugün 2'ye 1 şerbet vereceğim gene. Stoğu ne kadar da iyi olsa muhakkak şerbet beslemesini kışa girmeden önce kesmeyelim arkadaşlar. Devam edelim verebildiğimiz müddetçe. Çünkü anarımızı ne kadar yumurtlattırabilsek, teşvik ettirebilsek o kadar bizim için iyidir. Bu da bu şekilde artık arımız
kış hazır ve baharı da inşallah hayırlısıyla çıkacaktır. Hastalıklarla ilgili tedbirlerimizi de aldık. Şimdi içinden iki tane çıtamızı aldık arkadaşlar. Almamız gereken çıtalar da onlar. Çünkü tekrar onları göstermek istiyorum. Bunları muhafaza edip, gördüğünüz gibi arkadaşlar boş bu çıtanın kalmasına hiçbir emniyet yok. Çok az bir bal var, sırlamış. Arkası bomboş. Bunlar bölme kovanı olduğu için kendini çok geliştirememiş bu konuda. Gördüğünüz gibi burası da sırlanmış. Bunu da alalım. Arımızı ne kadar sıkı tutarsak kışa girerken o kadar iyidir. Hani o yüzden bunları alıyorum. Aslında bunları biraz daha bekletebilirdim. Ama açmışken alayım, sonra unutuyoruz, kalıyor. Arkadaşlar, bir önemli diğer husus da muhakkak bölme tahtasıyla aldığımız boş yeri kapatalım arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Bölme tahtası veyahut da ne bileyim boydan yemlik koyabiliriz. Ama muhakkak aramızı sıkı tutmamız lazım. Gördüğünüz gibi kışa girerken 2, 4, 6, 7 orayı sayarsak, yemli de sayarsak 8 çıta. 8 çıtayla kışa girecek Allah'ın izniyle. Sıkı sıkı girecek. Hani 10 çıta dolu aslında bu arımız. Ama mümkün olduğu kadar sıkıştırmak da her zaman faydalıdır. Çünkü havalar da artık dengesizleşmeye başladı bugünlerde. Bundan dolayı bu şekilde bir yol izliyoruz. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizin de yorumlarınız ve önerileriniz varsa muhakkak bekliyorum. Arkadaşlar, beğenilerinizi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.